Abi nerede kaldın? Gelsene hadi. Yavru kedi yüzünden ölüyordum az kalsın. Ne düşündün o kuyuya inerken? Düşünmedim ki. Bir can dedim. İnmesem boğulacaktı. Ben de indim. Yetişmesem sen de onunla birlikte boğulacaktın ama. İki can ediyor o zaman. Yetiştin ama. Sen hep yetişirsin. Oy şunun tatlılığına bakar mısın? Öf Orhun biraz yavaş. Abi diyeceksin. Demeyeceğim işte. Altı üstü iki dakika büyüksün benden. Diyeceksin. Bu yüzden de benden fazla yaşayacaksın. Benden önce ölmek yok. Ya ölürsen? Öyle bir şey asla olmayacak. Birlikte doğduk, birlikte öleceğiz. Anlaşıldı. Ama ölürsem yavru kedileri kuyularda bırakmayacak bir abim olduğunu biliyorum. Elimi uzattığım herkese ben orada olmasam bile elini uzatacağını biliyorum. Benden kalan hiçbir şeyi sahipsiz bırakmaz çünkü benim abim. Değil mi? Zehirden bir kuyuya düştüm. Ama ben yetişemedim. Ama sözümü tutacağım. Senden kalan hiçbir şeyi sahipsiz bırakmayacağım. Senin intikamını da sahipsiz bırakmayacağım. Pahasına olursa olsun. İntikamını alacağım. İstedi diye değil ama ben kendi ellerimle yaptım. Benim yüzümden. Ben sebep oldum. Benim yüzümden. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Bu ellerin kötü bir şey yapması mümkün mü hiç? Çünkü sana yap derler yaparsın. Sus derler susarsın. Öldür derler öldürürsün. Thank you.
Ben... Söyle. Verdiğiniz işleri bitirip geldim. Kokundan anlaşılıyor. Şimdi acıktın mı? Sana şimdi acıktın mı dedim. Dilin kolay yalan söylüyor ama mideni öğretememişsin. Yürü. Geç. Hepsini. Ben... Ne dedim sana? O kadar acı değilim ki. Geç otur şuraya. Ye. Daha hızlı. Daha çok. Durma. Bundan da ye. Bundan da ye. Bundan da ye. Bundan da yiyeceksin. Al ye bundan da. Yemeklerin hepsi Nihan'ın en sevdiği yemekler. Nihan yok artık. Bu yemeklerin hiçbirini yiyemeyecek. Çünkü son yemeğini senin elinden yedi. Aç dedim. Ye. Ye bunları da. Nefessiz kalıp boğulsam bile umurumda değil. Tek bir lokma kalmayacak masada.
Nefes alıyorum. Kardeşimi aldın. İşte bunu verdin bana. Ne yaparsam yapayım dinmeyecek bir öfke. Öldür beni. Öfkem biraz olsun dinecekse öldür. Ölüm yok sana. Yok! Daha bin kez ölmek isteyeceksin. Bin kez yalvaracaksın bana öldürmem için. Nihan'dan çaldığın her nefesin bedelini bin kez ödeyeceksin. Ölüm yok sana. Sen benim canımın yarısını aldın. Ben de senin yaşama isteğini söküp alacağım. Ama daha hiçbir şey görmedin. Bu yaşadıkların hiçbir şey. Çok daha kötüsünü yaşayacaksın. Nihan abla. Bunu bana nasıl yaptın Hira? Nasıl yapabildin? Nihan abla. Nihan abla. Affet beni. Yalvarırım affet. Yalvarırım affet. Nihan abla. Nihan abla. Yalvarırım affet beni. Affet beni yalvarırım. Nihan abla.
yüzümden. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Sonra burada bu konakta yaşayacaksın. Sakın burada hayatın daha kolay olacağını sanma. Her şeyden önemlisi annemin haberi olmayacak. Kızının katiliyle aynı çatı altında yaşadığından haberi olmayacak. Kim ne sorarsa sorsun. Orhun Bey bilir deyip susacaksın. Duydun mu? Söyle. Bir emriniz var mı diye sormaya geldim. Üstünü başını temizlesin. Sonra da düzeni öğretin. Tek bir hata istemiyorum. Emredersiniz. Ne işin var burada? Ben kuralları öğrendim. Sana odandan çıkabilirsin dedim mi? Ben ne zaman çağırırsam o zaman çıkacaksın. Beyaz gömleklerle kahve yapıp rahat edeceğini mi sandın? Bu konak senin zindanın olacak. Duydun mu beni? Yaptığın bedelini ödeyeceksin. Bu pencere, perdeler hep kapalı olacak. Nihan'ın alamadığı nefesi sen de almayacaksın. Her gün ölmek için yalvaracaksın. Nihan toprağın altında, sen sıcak yatağında. Bu konakta başına ne gelecek biliyor musun? Ben nefesini kesmediğim sürece cevap vereceksin. Biliyorum. Bir gün değil her gün öleceğim. Bu dosya.
Afife teyzeciğim, müsaadeniz olursa ben bir Orhun'a bakayım. Bütün gün çok çalıştı. Belki küçük bir mola vermeye ikna ederim onu. Yemekte de bize katılmadı. İşleri çok yoğun galiba. Yani bu kadar zorlamasa keşke kendini. Orhun güçlüdür. Babasının vefatından sonra her türlü zorlukla mücadele edecek şekilde yetiştirdim onu. Duygularına yenik düşecek biri değil. Hele basit duygulara asla. Damarlarındaki kanın her zaman hakkını vermiştir. Paşa dedemi görüyorum. Ona her baktığımda aynı asalet, aynı duruş. Çaresizce çırpınmak nasıl bir duyguymuş. Bir anda ölümün kıyısına gelmek. Bir soluk için daha gözlerinle yardım dilenmek nasıl bir duyguymuş ha? Bu elinle mi aldın Nihan'ın canını? O da böyle çırpınarak mı can verdi? Öldür beni. Aslan! Bu sefer de ölmeyeceksin. Öyle kolay kurtulamayacaksın. Seni her gün, her saniye parça parça öldüreceğim.